Bismillahirrahmanirrahim. Nuzhatun nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Ve tetefavvetu rutabuhu. Ey es-sahih. بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة وصحيحنين رتبالار أنا صحيح حديث لارن تعرف بلان تانشتيك شو صحيح حديث لارنين رتبالار مرتبالار وشا قوة صحيح لغن تقاضاق لديجان منا شو صفت لارنين هرهل لغن سببدن مرتبالار يم هرهل مراد Yani bütün sahih hadislerinin mertebesi bir hılmaz. Yukarıdaki bazı bahsler bunge dalalet kıldı. Demek sıfatlarına karab durup sahih hadislerinin dereceleri her hıl buladı. Bazıları bazılarından göre mukaddam buladı. Hamasi sahih. Yani sahihlikte ihtilaf yok. فَاِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُف۪يدَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ السِّحَّةِ Çünkü bu sahih hadisler G'alabatu zonni, yani zonning g'alabasini ifoda qiladigan bo'lganlarida. Va bu zon shunday bir narsaki, sahihligining madori shunga ko'radir. Ya'ni yuqorida aytilindi, nimaga g'alabatu zon deyilyapti? Bu ya'ni biz bilmagan, biz payqamagan, bir zaifligan bo'lishligi mumkin san'atda. Shuning uchun g'alabatu zon bilan, zonning g'alabasi bilan biz mana shu hadisni sahih deyapmiz. Shu g'alabatu zonni ifoda qilyapti bu hadislar. Iqtazat an yakuna laha darajatun ba'daha fawqa ba'din bihasab al-umuril muqawwiyati. Endi an yakuna dubta an takuna bo'lishi kerak. An takuna laha darajatun darajalar Ayyakulan ismi böyle yaptı. Bana şu hadislerini, sahih hadislerini, dereceleri buluştuğunu takaza kıladı. O şey bazı hadisler bazılarından üstün buladı. Fevka ba'din, kuvvetliydiğin işlerinin hesabı gekarat durup. Bir sahih hadisini, sahihliğini kuvvetliydiğin işleri kançalik açık ve köp bulsa, başka sahihlerine nispeten, onun derecesi şünçalik belen buladı. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ اگر شنده بوسا فَمَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْتِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ كَانَ صَحَمِي مَدُونَهُ Şimdi ravileri, bir sahih hadisinin ravileri adalet ve zabit itibarından adaletle zabit yukarıda etilindi şu itibarından en ağlı derecelerde bosa va shu hadisni tarjih qilishlik, tanlashlik, ustun qilishligini vojib qiladigan boshqa sifatlarda oliy darajada bo'lsa, bu hadis o'zidan ko'ra tas bo'lgan. O'zidan ko'ra bunday xususiyatlari, fazilatlari oz bo'lgan hadisga nisbatan sahihroq bo'ladi. Fa min ar-rutbati al-ulya fi zalika ma atlaqa alayhi ba'd al-a'imma annahu sahih al-sanid. Endi mana shu darajalari baland bo'lgan hadislarning orasidagi darajalari, martabalari baland bo'lgan hadislardandir. Ba'zi imomlarning bu sanatlarning eng sahihidir deb aytgan, hukm bergan hadislaridir. Ba'zi hadislar to'g'risida sahih al-sanid deganlar. Butun hadis olamidagi sanatlarning eng sahihi mana shu sanatdir deyshgan. Shu sanatdan kelgan hadis eng sahih bo'ladi deyshgan. Kazzuhri an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi. Masalan Zuhri Salim bin Abdullah'dan, keyin Salim esa Abdullah'dan, ya'ni ibn Umar'dan. Shu uchalasidan rivoyat qilingan hadis eng sahih hadis deganlar. Ba'zi imomlar aytgan buni, hammasi emas. Ya'ni ixtilofli masala bu. Shuning uchun misolda ham qarang, 3 ta keltiryapti. Ba'zilar buni aytdi va ba'zilar esa ka Muhammad ibn Sirin عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي
Muhammed bin Sirin Abide bin Amr'dan, Ukşi Ali ibn Abu Talib'dan rivoyat qilgan. Mana shu sanad eng oliy sanad deyishgan. Va yana ka Ibrohim an-Naha'i an al-Qamata an ibn Mas'udin. Ibrohim Naha'i al-Qamadan, al-Qamada ibn Mas'uddan rivoyat qilgan hadislari. Bu sanad mana sizlarga tanish, ya'ni Hanafilarning sanadi bu. Üçte zikir kılındı. Ve dûneha fî rütbeti, indi mertebede bulardan pesrağı. Kerivayeti Buraydi ibni Abdillah ibni Ebi Burda an ceddihi an ebihi Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu. Bana bu sanat aldığın üçte sanatten göre sel pesrağı. Lekin bu yam sahih elbette. وكه حمد بن سلمة عن ثابت بن أنس حمد بن سلمة ثابتان ثابت اسا أنس بن مالكتان روایت قیلگان حدیث و دونها فی رتبتی yana مرتبه‌ده اولاردن پسراق بولگانی که سهیل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی هریرة رضی الله عنه سهیل بن ابو صالح آتاسیدن او کیشی ابو هریرة رضی الله عنه دن روایت قیلگان حدیثلردیر وكل على ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه على ابن عبد الرحمن اتسدان او كشي ابو هريره روایت قیلگان حدیث فان الجميع يشملهم اسم العداله والضبط حاضر ذکر کلینگان راویلر محدثلرنی هممسینی عدالت و ضبط اسمی کندی ایچین اولادی عدالتدا ضبطدا بولادی هیچ کندی کمچیلیگی یوق إلا أن المرتبة الأولى فيه من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها. لكن شو لدي شدة برنش مرتبة دقيقة يعني إشتا سند ذكر كلن ده. ولدا شو نبي بصفات لار باركي بصفات لا ترجع كلوش صفات لار دور. وبو صفات لار بلادين روايتنا أزلردن كينجي. O'zlarining orqasidan kelyap turganlarning rivoyatiga muqaddam bo'lishligini taqozo qiladigan sifatlari bor. Wa fi allati taliha min quwwati ad-dabt ma yaqtadi taqdimaha ala salisati. Keyingilar esa ikkinchi darajadagilarda ham esa o'sha zabitda shunday bir quvvatlari, kuchlari borki, uchinchi darajadagilarga ularni muqaddam bo'lishligini taqozo qiladi. وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. عند üçüncü درجة ise yalgız bo'lganda hasan deb sanaladigan kishilarni rivoyatidan muqaddam bo'ladi. Ya'ni 3-chi darajadagilar demakki bular sahihning oxirgi darajasi. Bundan keyin sahih darajasi yo'q. Chu roviylar e'tiboridan da. Bundan keyingisi hasan bo'ladi. Shu hasanga nisbatan, ya'ni bir muhaddis o'zi bir hadisni yolg'iz rivoyat qilsa, uni hadisi hasan bo'ladigan bo'lsa, unga nisbatan bular muqaddam bo'ladi. Nimaga munfarid deyapti? Chunki bilasizlar, ba'zi hadislar o'zini zotida hasan bo'ladi-yu, lekin li g'oyrihi sahih bo'lishi mumkin. که محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتاده عن جابرین مثلا محمد بن اسحاق عاصم بن عمردن او کشی جابردن روایت قیلگان سندگی اوخشب و بیرده البته یخشی بلمز کی زبط و عدالت مسئلسدگی اختلافلر صحابلرگه تگیشلی ایمس صحابلردن دیگه گپ یوق یعنی اولر زبط عدالت دیگه مکمل انسانلردر keyingilar to'g'risida tobiinlar, tabi'a tobiinlar to'g'risida. Va Amr ibn Shu'aybin an abihi an jaddihi. Va Amr ibn Shu'ayb otasidan, otasi bobosidan rivoyat qilgan mana shu sanad. Va qis ala hazil maratib ma yushbihaha. Endi siz marsiz mana shu martabalarga o'xshaydiganlarni qiyos qilasiz. Bu muayyan bir qolip emas bu. Misol. Shu misolga boshqalarni qiyos qilasiz. Yani bana şu misallarını, bana şu örneklerini bazı ulamalar tercih kıyın.
والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها صح الأسانيد والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. Endi mana shu sanatlarning ichida birinchi martabaga kelsak, uni to'g'risida ba'zi imomlar sanatlarning eng sahihi deb mutlaq aytganlar. Eng sahih sanat deganlar ba'zi ulamolar. Lekin shu gap to'g'rimi yoki to'g'rimi? Bu masalani insof bilan qaraydigan bo'lsak, bu masaladagi mu'tamad e'timod qilingan eng sog'lom, eng sahih fikr shuki, shu sanatlardan muayyan bir tarjamaga, muayyan bittasiga mutlaq aytmaslik. Chunki ixtilofli masala bo'lyapti. Boshqa ixtilofli masalalarda hammani dalili bo'lgandek, bu masalada ham dalillar bor. Har kimning o'ziga yarasha dalillari bor. Shuning uchun muayyan qilmaslik kerak. Masalan, birinchi sanatni, ya'ni Zuhriy Solimdan Solim ibn Umardan kelgan sanat eng sahih degan qaul Ishaq bin Rahaway va Ahmad bin Hanbalning fikri. Shu kishilar mana shuni tarjihni qilgan. Endi ikkinchisi Muhammad bin Sirinni keltirgan sanatlarini Ali ibn Madini va Amr bin Ali va undan boshqa ulamolar tarjih qilishgan. Uchinchisi Ibrohim Naxaiynikini esa Imom Nasoiy va Yahya bin Ma'inlar aytishgan. Buxoriy esa sanatlarning eng sahihi Malik Nofiydan, Nofi ibn Umardan rivoyat qilgan hadis deganlar. Qara, ixtilofli masala. Endi shu hammasi katta ulamolar. So'rasangiz, har kim o'zini dalillarini qo'yib beradi. Shunday bo'lgandan keyin biz qanday qilib, masalan, faqatgina Ahmad bin Hanbalning so'zini tarjih qilamiz. Ahmad bin Hanbalning so'zini tarjih qilsak, ya'ni Zuhriyning sanadini, eng afzal sanad desak, Ahmad bin Hanbalni qaragan e'tiboridan bo'ladi. Agar ikkinchisi Muhammad bin Sirin, u birinchi o'rinda desak, u qavlda aytganlarni qaragan e'tiboridan bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, mana madrasada talabalar bor. Aytiladiki, falonchi talaba madrasada birinchi deydi. Desa, uni birdaniga rad qilib olmang. Yo'q, undan ko'ra ustun bo'lgan, fazilatli bo'lgan bolalar bor demang. Lekin ko'ring, balki bu bola taqvoda birinchidir. Agar ilmda birinchi bo'lmasa. Yana bir talaba birinchi. Bu unga nisbatan ilmda ustundir. Yana bittasi xizmatda ustundir. Yana bittasi jasoratda ustundir. Qarang. Shunday qilsangiz mana birinchilar ko'payadi. Bittasi tajvidda, qiroatda, bittasi axloqining go'zalligida. Shularning hammasini birinchi deyishligingiz to'g'ri. Lekin qaralayap turgan e'tiborlari farqli bo'lyapti. Shuning uchun Ibn Hajar rahimahulloh aytayaptilarki, mu'tamad chunki bittasini mutlaqo shu sanatlarning eng sahihi deyilmagan yaxshi deyapti, muayyan qilmasdan. Sanatlarning eng sahihi deyilgan misollar mana bular. Ahmad bin Hanbal buni tanladi. Yahya bin Ma'in buni tanladi. Ali ibn Madini buni tanladi, Imom Buxoriy buni tanladi deysiz. Lekin mana shunisidir demaysiz. Yoki Ahmad bin Hanbalga ko'ra shu deysiz. Na'am, istafadu min majmu'i ma atlaqa al-a'immatu alayhi zalika arjahiyatuhu ala ma lam yutliquhu. To'g'ri. Lekin bu gap ham bekorga ketmaydi albatta. Imomlarimizning o'sha ba'zi sanatlarga mutlaq aytganini to'plamidan uning aytilmaganlariga rojihligini istifoda qilinadi. Endi mana shu sanatlar, hozir 3 ta sanatdan tanishdik. Buxoriy masalan Imom Malik sanadini ham aytdi va 4 ta aytayapman, misol bo'lsa to'plasiz, 5-inchisi ham keladi, 6-inchisi ham keladi, anchagina sanatlar bor. Endi shu sanatlar to'g'risida ba'zi imomlar eng afzal, eng sahih sanat debdimi? Bu yerdan shu sanatlarni o'zlaridan keyingi darajadagi hadislardan rojihligi, ustunligi sabit bo'ladi. Bu aniq bo'lgan masala bu. Boshqa sanat to'g'risida birorta olim,
bu sanatlarning eng sahihi demaganmi? Demek ki u bularga teng kelmaydi. Chunki hech qaysi olim aytmayapti narigilarni. Bular to'g'risida ba'zi ulamolar aytdimi, buni fazilati bor ekan, xususiyati bor ekan, quvvati bor ekan. Va iltahaqu bi hadza tafadul va bu fazilatlanishlikka qo'shiladi. Ya'ni o'sha sahih hadislarning bir-biridan afzal bo'lishligiga, darajasini baland bo'lishlik masalasiga yuqorida kelgandek masalan, sittani ashablarining rivoyati qo'shiladi. Muttafaqa shayxoni ala tahrijihi bi nisbati ila ma ahadihima. Buxoriy va Muslimni bir hadisni keltirishlikka ittifoq qilganliklari. Ularda bittasiga nisbatan. Ya'ni bir hadisni Buxoriy ham rivoyat qilgan, Muslim ham rivoyat qilgan. Bu hadis faqatgina Buxoriy rivoyat qilgan hadisdan ko'ra balanddir darajasi. Yoki faqatgina Imom Muslim rivoyat qilgan hadisdan darajasi balanddir. Qani martabalarni ko'rsatyapti. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis Ravohul Buxoriy bo'lgandan afzaldir. Ravohu Muslim bo'lgandan afzaldir. Va man farada bihil Buxoriy bi nisbati ila ma in farada bihi Muslim va Imom Buxoriy yolg'iz o'zi rivoyat qilgan hadis esa Imom Muslim yolg'iz o'zi rivoyat qilgan hadisga nisbatan darajasi balanddir. Ya'ni yolg'iz degani, ya'ni bu hadis faqat Buxoriy rivoyat qildi, Muslim rivoyat qilmadi. Lekin Abu Dovud rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Yolg'iz degani hali haqiqiy ma'noda emas, nisbiy ma'noda. Muslimga nisbatan yolg'iz. Imom Muslim ham Buxoriyga nisbatan yolg'iz. Lekin bu hadisda Nasoiy, Ibn Majah, Termiziylar rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Imom Buxoriy bir hadisni rivoyat qildi. Bu hadis Imom Muslim yolg'iz o'zi rivoyat qilgan hadisdan ko'ra afzaldir. Li ittifaqi al-ulama ba'dahuma ala talaqqi kitabayhima bil qabul. Bu ikkala imom Buxoriy va Muslimdan keyin butun ulamolar bu ikkala ustozni, bu ikkala olim muhaddisning kitobini qabul qilishlikka yuzlanganliklari uchun qabul qilganliklari uchun va bu qabul qilishlikda ittifoq qilganliklari uchun. Butun ulamolar shu ikkala kitobni maqbuliyatiga ittifoq qilganlar, ijmo qilganlar. Bu masala yuqorida ham keldi. Va ixtilofu ba'dihim fi ayyihim arjahu. Fama ittafaqa alayhi arjahu min hadhihi al-hasiyati mimma lam yattafiqa alayhi. Endi ba'zilarning qaysinisi rojihroqdir deb qilgan ixtilofi o'sha ittifoq qilmagan hadislar ichidan mana shu e'tibordan ittifoq bo'lganlari rojihroq bo'ladi. Buxoriy va Muslimni ya'ni ittifoq qilgan hadislari ittifoq qilmagan hadislardan ko'ra ustunroq bo'ladi, afzalroq bo'ladi. O'rtada kelgan ixtilofu ba'zihim fi ayyihi marjahu. Ya'ni ba'zi ulamolar o'sha ikkala kitobdan qaysinisi rojihroq deb ixtilof qilishgan. Buxoriy bilan Muslimni qabul qildik. Bu birinchi masala edi. Ikkinchi masala shuki, endi Buxoriy afzalmi, Muslim afzalmi? Ba'zilar aytadiki, Muslim afzal deyapti. Ba'zilar Buxoriy afzal deyapti. Va qad sarrahal jumhur bi taqdimi sahih al-Buxoriy fi sihhati. ولم يوجد عن احدنا التصريح بنقيضه جمهور صحيح البخاريni sahihlik e'tiboridan Muslimdan muqaddam ekanligini sarohatan aytganlar, ochiqchasiga e'lon qilganlar. Muslimdan ko'ra Buxoriy muqaddamdir, darajasi balanddir, sihhat e'tiboridan deyapti. Qarang, fi sihhati deyapti. Ammo masalan fi tartib siz Muslim afzal. Lekin biz kitobda tartib e'tibordan emas. Biz hadislarni sihhat e'tibordan qaraymiz. Kitobdagi tartib boshqa masala u. Ahli sunna va jamoatning ichida mana shu qavlni teskarisini sarohatan aytgan birorta odam topilmadi. Birorta sunniy olim sahihlik e'tiboridan Muslim Buxoriydan afzaldir, muqaddamdir demagan. واما ما نقل عن ابي علي النيسابوري ابو علي النيسابوري رحمه الله تعالى نقل قلنگان بر قول بار انه قال ما تحت اديم السماء اصح من كتاب مسلم
osmonning qobog'ini tagida Muslimni kitobidan ko'ra sahihroq kitob yo'q deganlar. Osmonning qobog'ini tagida Imom Muslimni kitobidan ko'ra sahihroq kitob yo'q degan so'zlarga kelsak, falam yusarrih bi kaunihi asah min sahih al-Bukhari. Bu kishi bu gapni gapiryaptilar, lekin Muslim Buxoriydan ham ko'ra sahihroq bo'lishligini sarohatan aytmayapti-ku. Buxoriy zikr qilinmayapti-ku bu yerda. لأنه إنما نفى وجود كتاب صح من كتاب مسلم. Çünkü Abu Ali Naysaburi Müslümanın kitabından göre sahihra kitabını vücudunu inkar kılıyordu. Onda kitab yok diyordu. إِذِ الْمَنْفِيُ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقْتَزِيهِ سِيغَةُ أَفْعَلَ مِنْ زِيَادَةِ صِحَّةٍ فِي كِتَابٍ شَرَكَ كِتَابُ مُسْلِمٍ فِي صِحَّةٍ. Çünkü bittan inkor qilingan, nafiy qilingan narsa o'sha af'ala sig'asini taqozo qiladigan narsasidir. Asahhu deb ismi tafzil kelyapti. Shuni rad qilyapti. Ya'ni Imom Muslimga sihhatda sharik bo'lgan kitobning ichida sihhati ziyoda bo'lishligini rad qilyapti. Yamtazu bitilka ziyadati alayhi u narigi kitob o'sha sihhat e'tiboridan Muslimdan ko'ra ziyoda bo'lsa-da shu ziyodalik bilan mumtoz bo'lsa, ajralib tursa. Shuni rad qilyapti. Valam yanfil musawata. Barobarlikni rad qilmayaptilar. Ya'ni Abu Ali Naysaburini fikri azobetda avvalo sobit bo'lgan taqdirda ham agar bu kishi haqiqatdan Muslim ham e'tibordan Buxoriydan afzal desa ham gapi olinmaydi. Chunki jumhuriyya xilof bo'lyapti. Bu shoz fikr bo'ladi, nodir fikr bo'ladi. Ikkinchidan buni aytgan bo'lsalar ham bu kishi Muslim Buxoriydan afzal demayapti. Tushundingizmi? Muslimdan sahihroq hadis yo'q, deyapti. Muslimdan sahihroq kitob yo'q, deyapti. Ya'ni Buxoriy Muslimdan afzal emas, barobar degan gap kelib chiqaveradi. Shuni aytyapti. Yani bu kishi Buxoriyni qasd qilgan bo'lsa, Buxoriy Muslimdan muqaddam bo'lishini inkor qilgan bo'ladi. Lekin Buxoriy Muslimga barobar bo'lishligini inkor qilmagan bo'ladi. Shuni aytyapti. Valam yanfi al-musawata. Sahihlikda Muslimga barobar bo'lishlikni rad qilmayapti bu kishi. Tushundingizmi? Asoh deyapti-ku. Muslimdan ko'ra sahihroq kitob yo'q dedi. Buxoriy ichida siz Buxoriy Muslimdan barobar deradi balki. Balki demasidi, ehtimoliy narsa. Gapini zohiriga qarasangiz, sahihroq rad qilyapti. Sherik rad qilmayapti. Barobar rad qilmayapti. Agar endi bu kishi Muslimdan Buxoriy sihhatda barobardir degan bo'lsa, demak, mana Muslimni muqaddam qilmayapti, tarjih qilmayapti bu kishi. Va kazalika manuqila an ba'zi al-maghoribati. Ba'zi mag'rib ulamolaridan naql qilingan narsalarki, ya'ni mag'rib shayxlaridan annahu faddala sahih Muslim ala sahih Buxoriy. Ular sahih Muslimni sahih Buxoriydan afzal deganlar. Shunday qavllar rivoyat qilingan, bor shunday gaplar. Fa zalika fi ma yarji'u ila husni siyaq va javdatil vad'i va tartibi. Bu yaxshilik, afzallik sihhat e'tiboridan emas, balki siyoqning go'zalligi, hadislarni keltirishdagi keltirishining go'zalligi va hadislarni o'rniga qo'yib turgandagi nihoyatda bir soflik, tiniqlik va hadislardagi tartib. Ya'ni bizning tilimizda, bizning iste'molimizda hadislarning tartibi. Imom Muslim hadislarda shunday bir tartib topib kelganki, bu tartib e'tiboridan Muslim Buxoriydan o'tgan. Lekin bu degani sihhat e'tiboridan ham o'tdi degani emas. Shuning uchun yuqorida aytdiki, va qasarrah al-jumhur bi taqdimi sahih al-Bukhari fi sihhati dedi. Sihhatda Buxoriyni muqaddam qilishdi. Sarohatan aytishdi buni. ولم يفسح احد منهم بان ذلك راجع الى الاصحيه. Ahli sunna va jamoat ulamolaridan birortasi Imom Muslim shu Imom Muslimning Buxoriyga afzalligi
sahihlikka qaytuvchidir deb ochiqchasiga aytmagan. Hech kim ochiq bir shaklda, ochiq lafzlar bilan, ochiq hukm bilan Muslim sahihligi e'tibordan ham Buxoriydan afzaldir demaganlar. Walau ashabihi la raddahu alayhim shahidul wujud. Agar aytsa-chi desiz, agar mabodo birortasi Muslim Buxoriydan sahihlikda ustundir, afzaldir desa, o'sha vujudga shohid bo'lgan olim albatta ularni rad qiladi deyapti. Shunchalik aniq narsaki bu, biz qiyomatgacha kafolat beramiz deyapti. Qiyomatgacha ahli haq bo'lgan ulamolar uni rad qilaveradi deyapti. Endi bizning zamonimizda ba'zi professorlar, ba'zi shayxlar paydo bo'lgan. Insonlar bu ma'lumotlardan uzoq qolganligi uchun Buxoriyni Muslimdan afzal deyishlik, Abu Davuddan, Termiziydan afzal deyishlik bu noto'g'ri narsa bu, bo'lmagan narsa. Bu g'ulu, kitobni ulug'lashlik. Deb gapni bu taraflarga burib olishgan. Ya'ni kitoblarga bo'lgan g'ulu avomlar ichida bo'ladi. Yoki bo'lmasam bir inson ta'assub qilyapti. Yoki johillik qilib men faqatgina Buxoriyni kitobini olaman. Boshqasini olmayman desa, ularni rad qilishlik uchun bu gapni gapirsangiz bo'ladi. Bu joiz emas bu ishingiz. Lekin hadis kitoblarining ichida butun ulamolar qarang ijmo qilgan deyapti. Buxoriy hammasidan afzal. Muslimdan afzal bo'lgandan keyin bo'ldi hammasidan afzal. Bu rad qilinadigan narsa emas. Rad qilganlar, ilmiy tarafdan rad qiladiganlar, ular ahli sunna emas ular. Yo shiyalar, yo mu'tazilalar, xavorijlar, murjiyalar. Xullas adashgan toifalar va shulardan ta'sirlangan professor, shayxlar buni rad qilishyapti. Ularga aldanib qolmaslik kerak. Ahli haq ularni rad qilaveradi. Fasifatu allati taduru alayha sihhatu fi kitab al-Bukhari atamu minha fi kitab Muslim wa ashaddu wa shartuhu fiha aqwa wa asaddu. Buxoriyning kitobida sahihlikning madori bo'ladigan sifatlar, ya'ni sahihlikni marjisi bo'ladigan, asosi bo'ladigan sifatlar Muslimning kitobidan ko'ra tamomiyroqdir, qattiqroqdir. Va Imom Buxoriyning sharti shu sahihlik masalasida Muslimnikidan ko'ra kuchliroq va to'g'riroqdir. Buxoriyning shartlari og'irroqdir. Ya'ni Buxoriy o'zining kitobiga bir hadisni sahih hadisni qo'ymoqchi bo'lsa shart qo'ygan. O'sha shartga to'g'ri kelsa olgan, to'g'ri kelmasa olmagan. Endi Imom Muslim ham o'zining kitobiga bir hadis olishi uchun shart qo'ygan. Shu shartga to'g'ri kelsa olgan, to'g'ri kelmasa olmagan. Shu shartlarni tekshirib ko'rsangiz, Buxoriyniki og'irroq. Ya'ni Muslimni shartiga to'g'ri kelgan, Buxoriyni shartiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Lekin Buxoriyning shartiga to'g'ri kelgan Muslimga albatta to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Buxoriyning shartlari yana bitta-ikkita oshcha deylik. Amma rujhanuhu min haysul ittisal. Endi hadislarni muttasilligi e'tiboridan tarjihiga, rojihligiga kelsak, hadislarni sanadidagi muttasillik, raviylarning bir-biriga bog'liqligi, sanadda uzilmaganligi. Shu tarafdan qarasak, فالاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. إمام بخاري شنو شرط قليابتلار كي راوي كمنا حديث رواية قيام بسا شنبلن اجلشكن لغي صابت بوغن لغيني شرط قلادي بر مرتب بسا يم بر محدث بر شيختن حديث رواية قليابتمي kitoblarda dalil bo'lishi kerakki, shu ikkala shayx bir-biri bilan uchrashgan. Hayotida bir marta bo'lsa ham. Shuni Buxoriy shart qiladi. Lekin Imom Muslim esa mutlaqo asrdosh bo'lishlik bilan kifoyalanadilar. Aytadiki, bir olim bir olimdan hadis rivoyat qilsa, biz bunday kitoblar tekshiramiz. Qarasang, ikkalasi bir majlisda jam bo'lganlikka dalil yo'q. Uchrashganlikka dalil yo'q. Ammo qarasang, zamoni bir bir zamonda yashashgan. Unda biz bular sodiq insonlarki, bularda kizbini ko'rmadik-ku. Deymiz-da, demakki bular uchrashgan deb yaxshi gumon qilamiz deydi. Imom Muslim shunday deydi. Va boshqa butun ulamolar shunday deydi. Ammo Imom Buxoriy aytadiki, yo'q. Hech bo'lmasa bir marta uchrashganligi
kitoblarda mazkur bo'lsin deydi. Bo'lmasa bu hadisni men muttasil demayman deydi. Men o'ylaymanki, bularning o'rtasida boshqa roviy bo'lsa kerak deyman deydi. Va alzama al-Bukhariy bi annahu yahtaju ila an la yaqbala al-an'anata aslan. Keyin İmam Müslim Buhari'ye ilzam kıladı. İmam Müslim'de, şu Sahih Müslim'de mukaddimesinde okudularız. İmam Müslim Buhari'ye raddiye kıladı. Ve etedi ki, eğer siz bu şartını koyadıken bu siz, siz muayyen hadislerini asla kabul kılmasındaki muhtaç bu kalas. Mecbur bu kalas. Muan'an hadisler. Yani an fulan, an fulan de bu vaktinin hadislerini kabul kılanmaya kalas sünnetsiz. Çünkü an filan digende ya yani körüşkenliği sabit bu muydu ki? Haddeseni deme yaptı ki? Akberani deme yaptı. Kale deme yaptı. Semi'tu deme yaptı. Ra'aytu deme yaptı. Bunlar da etiyken körüşkenliği açık delil bulardı. An de yaptı mı? Demek yani ihtimal var bir yönde. Belki o şayihte uzunu körmeken de şayihte şagirtiden eşitkendir bu hadiste. Falan çayıktan diyenden ki. Şimdi ihtimallem kili uğradı. Değil mi? Bu hadisler hiç kalsın siz kabul kımasınız gerek. Ve halen ki kabul kıyansız. Buhari'de muan'an hadisler köp. An fulan diyen hadisler köp ki gen. Dip durup İbn-i Hacer rad kılıyordu bunu. Ve me elzemehu bihi leyse bi lazimin. İmam Müslim Buhari'ye lazım kıyandırsa lazım bu miydi? Yani İmam Müslim etti, Buhari eğer hayatı da hiç olsa bir madde görüşken bu sündüken şartı kıvayadıken bu ise muanan hadislerde kabul kımasındaki lazım bulat diyetti yu, lakin onu demez. O şartı kıvayken bile muanan hadislerde kabul kımasındaki lazım bu miydi? Lenne ravye ize sebete lehu liqav marraten la yecri fi rivayetihi ihtimalu an la yakune semi'a. Çünkü bir ravye doğrusu da bir madde bu seyem, üçreşkenliği sabit bu gendekin. Şimdi bu şeyh uzunu şu an fulan digen hadisini eşitmegen bu gendek ihtimali cari bu meydan rivayetlere de. Çöndüz mü? Hakikaten yani Müslüm'de bu etirazı doğrumaz. Na orun. Çünkü İmam Müslüm, hususen Müslüm'de fikirden karaydıgen bu seyem. Bir ağır madde üçreşmegen şeyhler doğrusu da, zamandaş bu seyem, birbirinden hadis rivayet kısa, bunlar sadık insanlar, yalgan gapir miydi? Elbette görüşken de bunlar da kabul kılır genizden kiyin. Şimdi Buhari'nin şartı tapılgen, o şeyhlerde bir madde üçleşkenliği sabit bu seyem. Mesela şu hadisini bir mecliste müzakere kılındı. Şu sabit buldu. Şimdi başka her bitti hadisiye bu nasıl şartmaz? Şu sabit buldu mu? Başkalarını indi bağlı oramız. İndi ihtimal kuramız. Evet, bunlar üçreşken eken. Demek başka hadislerde üçreşken. Değilmiz. Bir de başka hadislerde üçreşmeyen de ihtimali kiledik. O dişliği ne doğru. Düşünüz mü? Her bitti hadiski üçreşken buluş gerek. Degen şart koymayalım İmam Bukhari'ye. Şu ülkele şeyh hayatını babayında bir metri üçreşken bulsun diye. Çünkü bana şu zamanda hem köre yaptınız. Bizi zamanımızda. Bazı muhaddisler var. Yani iki saatte kitabı bitirdi. İki saatte. Mesela yani Bukhari Müslümlerde muhtasarları var. Biz okuyanımızda aslında okuyanımız için yani tekrarları ben okuyumuz. Lakin acilatilingenleri var ki mesela 10 ta hadis var. Hemen bitti hadis. Görüyoruz Müslüm ve tekrar kilitliyordu. Az yine farklarla. Bazı muhtasar kitaplar var. Bitti eskiyken halas. Şimdiden kararsız ki sizin kolejindeki Müslüm kendine iki beraber kıskar giderdi. Şunuz mu? İki beraber kıskarladı. Ha tamam. O şey hadisler hemen var bu yerde. Bir şeyh, bir katta şeyh de aldığı gibi aradı. İcizat alış gerek ki o. Rubayat buluşluk gerek. Müslüm'de başından şerrilatı okuştu başlaydı. İkelesiyem ustaz, ikelesiyem oğlum. Fakat sanat için oku yaptı. Şerke haceti yok. İmtihan ondan aldın bazı meselelerde sonra gelenler gözü bilinir. O kişiden malum bu nedir ozu. İki saatte Müslüm'ün başta ahir geçe okuydu. Yani neşte hadis ötük etti. Neçim iyi hadis. Bukhari hem şundik. Ebu Davudlar hem şundik.
Qarang, bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar bular. Men shu safar Arabistonga borganimda o'sha tey bolalarga aytdim. Aytdim, bizning bolalar masalan Termiziyni bitirishdi, alhamdulillah. Hozir musulmon o'qishyapti. Yana shu narsada malaka hosil qilishgan. Aytishdi-da, ba'zi shayxlar bor davra qilishyapti. Faqat o'qiladi shu. Hozirgi aytgan shaklimda sharlatib o'qiveradi. Hamma eshitib o'tiradi. Keyin sanad beriladi. Aytdim, o'sha shayxlarga aytinglar, bizning bolalar o'qigan kitoblarni. Yani sharhlashga boshqa hojat yo'q, ma'lumotlari bor. Ayni shaklda davraga loyiq bo'lgan bolalar bor bizda. Boshqa yerga ham e'lon qilamiz. Kelsin. Kerak bo'lsa yo'l kirasini ham beramiz. O'qisin, ya'ni sanad berib ketsin deb aytdim. Lekin hali javob bo'lmadi hali. Sizlar masalan bir eshitib qolsalaringiz, shunday ma'lumot bo'lib qolsa, suriyalikmi, misrlikmi, pokistonlikmi, arabistonlikmi, Yevropadami, Amerikadami, qanday bo'lsa ham bir o'sha mu'tamad ahli sunna va jamoat bir shayxini eshitsalaringiz, ki sanad beradigan shu davra qilib. Sharhlamaydi ular. Faqat o'qiydi xolos. Sharhlatib o'qiydi. Ya'ni mana Termiziyni o'qib bitirdik, Muslimni o'qiyapmiz. Unda shaklda o'qigan odamga boshqatdan sharhlashga hojati yo'q. Takror bo'ladi. Biladiki bu masalalarni. Shuning uchun sharhlatib o'qib beradi, sanad hosil bo'ladi. Mana falon shayxdan sanadimiz bor deyiladi. Shularni eshitib qolsalaringiz, nima qilinglar? Darrov xabar beringlar. Inshaalloh da'vat qilamiz, e'lon qilamiz, kim kelsa keladi, ichkaridan tashqaridan. Agar xarajati ko'payib ketsa, taqsim qilamiz keladiganlarga. Har kim ozodan qilsa bilinmaydi. Biz o'zimiz ko'proq qo'shishimiz mumkin. Shunday qilishligimiz mumkin. Aytinglar, eshitiringlar. Endi alhamdulillah, mana bu kitoblarni o'qiyapsizlar, endi bu yog'iga bir shayx dars beradigan bo'lsa, bunday sharhlashga hojati yo'q. Tajvidda ham shunday. Faqat hadisga xos emas. Tajvidda, tafsirda, fiqhda, mana mustalahlarda, usullarda bir olimda eshitirasizki, sanad berar ekan. Xabar beradi, aro gaplashinglar, ko'ringlar, yaxshi olim bo'lsa bo'ldi. Chaqiramiz. Masalan, aytaylikki, tajvid o'qidilaringiz, sharhlashga hojati yo'q. Keladi bizga, jazariyani matnini o'qib beradi. Nima degan narsa u? Yarim soatda bitadigan narsa. Yarim soatda matnni berdi, sanad ijozat berdi, nimalarni beradi, shahodatnomalarni, ismlar yoziladi, imzolanadi, bo'ldi ketdi. Biz ham o'kini bo'sh qo'ymaymiz, cho'ntagiga qistiramiz, o'zimizga duo qilamiz. Sendan o'gina, bizdan bugina deb. Albatta uni yaxshiligi katta u. Pulga o'chiradigan narsa emas u, lekin bu ham kerak. U ham bo'lish kerak. Xususan hozir Misrdan, Suriyadan shayxlar ko'p kelgan, so'rab surishtiringlar. O'z bir yildan beri surishtiryapman-da. Menga aytishmayapti. To'g'risi hasad qilishyapti, qo'rqishyapti, hech yaqinlashtirishmayapti. Men ham tiqilgim kelmayapti. Bo'lsa ko'p aytdim men. Shu tajviddan, hadisdan, tafsirdan, fiqhdan bo'lsa farq qilmaydi. Shu sanadi oliy bo'lgan, sanadi bo'lgan shayxlar bo'lsa, biz shartlarimiz og'ir emas, ja taqvodor bo'lishi ham shart emas dedim. Ja taqvodorsiz unda kam topiladi shayxlar. Kesib biz xarajatini beramiz. Hadiyasini ham beramiz. Davra qilsin, o'qib ketsin. U sharhlashga hojat yo'q. Sharhga kirib ketsa, unda biz ham e'tirozlarimiz bo'lishi mumkin, cho'zilib ketadi, keyin bahsi munozaraga aylanib ketadi. Sarasuda sharhlashmas. Kitobni o'qiydi, biz eshitamiz, bo'ldi. O'sha kitobni o'qigan odamlar ishtirok qilaveradi deyman. Yoki sarfda, nahvda farq qilmaydi nimada bo'lsa. Faqat tahfizniki biroz nima? Tahfiz boshqa masala. Tahfizga riyoddan o'tkazish kerak, u boshqa masala u. Buning uchun har bitta odam, ya'ni puxta hofiz bo'lish kerak. U biroz qiyin bo'lishi mumkin. Ammo boshqa kitoblar, o'qilgan kitoblarimizni bemalol o'qilaveradi. Ya'ni istaysizlar bo'lsin va so'rab surishtiringlar. Ya'ni shunday qilinsa, ya'ni meni niyatim shuki, ya'ni shu yerda o'tirib ham ilm o'qisizlar, ham o'qitasizlar, ham butun dunyoning sanadini hosil qilasizlar. Shart emas Buxoro nimaga, Pokistonga borish, Suriyaga borish, Misrga borishga hojat qolmaydi. Shayxlarga ham yaxshi bo'ladi, aylantiramiz, parklarga olib boramiz, dengizlarga olib boramiz, cho'milishda bizlar bilan cho'milamiz, kabob qilib beramiz. Ha? Turkiyada aylanib ketishadi. Xursand bo'ladi yana shayxlar ham. Xafa bo'lmaydi chaqirsak.
لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلساً. Çünkü eşitmeganlik ehtimoli kimga lozim bo'ladi? Mudallis bo'lganlarga. Bir shayx mudallis bo'lsa, tadrisni bilasizlar, oldingi kitoblarda o'qigansizlar, hali yaqinda keladi val masalatu mafrudatun fi g'oril mudallisi. Tadris yaxshi bir shayx bir hadisni rivoyat qilgan. Ama o hadisni eshitgan odami unchalik mashhur emas. Uni aytsa odamlar hadisga e'tibor bermaydi. Lekin hadis yaxshi hadis. Shuni sahihligini biladi. Shundanligi o'zini ustozini yashiratdi, bu hadisdan kim eshitgan bo'lsa, kimdan eshitgan bo'lsa, uni yashiratdi, uni ustozini aytadi. Shuni tadris deyiladi. Ba'zan bu tadris hadisga qattiq zarar beradi, ba'zan zarar bermaydi. Yani bu tadris to'g'ri emas albatta, yo'q, lekin u hadisni sahihlikdan chiqarib olmaydi, boshqa yo'llardan ham kelganligi uchun. Agar shu mu'an'an hadislarda an'anali hadislarda mudallis bo'lsa, bu ehtimol keladi. Mudallis bo'lsa, unda har bitta hadisini tekshiramiz. Zotan mudallislar ma'lum. Alloh rozi bo'lsin muhaddislardan. Har bitta muhaddislarning butun ma'lumoti yozilgan. Bu tadris qiladimi, qilmaydimi? Hammasi yozilgan. Shu olimni shayxni mudallis degan bo'lsa, buni har bitta hadisini an deganda tekshirib ko'rasiz. Bu mudallisda lozim bo'ladi. Mudallis bo'lmasa lozim bo'lmaydi bu ehtimol. Birorta yerda biz ko'rmadik uni tadris qilganligini, shayxini yashirganligini. Nima uchun endi bir yerda men shu shayxdan eshitdim, ko'rdim desa yoki shayx menga aytdi desa, nima uchun boshqa yerda biz unga yomon gumon qilaylikki? Ya'ni siz yomon gumon qilgan bo'lib qolasiz unda. Va o'sha eshitmaganligini ehtimoli masalasi mudallisda bo'ladi. Mudallis bo'lmaganda bizning masalamiz esa Buxoriyni keltirib turgan masalasi mudallis bo'lmagan kishilarda faraz qilinadi. Taxmin qilinadi. O'lchanadi. O'rtaga qo'yiladi. Alloh rozi bo'lsin, Ibn Hajar mana nihoyatda go'zallik bilan yechib berdi masalani. Va ma rujhanuhu min haysul adalati vad-dabti. Endi ya'ni bu Buxoriy Muslimdan afzal dedi-ku, bitta-bitta sifatlab beryapti. Sanadini muttasilligi e'tibordan Buxoriyni shunday fazilati bor. Endi Buxoriyni sanatlarini adolati va zabiti e'tiboridan tarjihiga qarasak, mana ko'rasizlar hozir. Deb bu masalaga o'tyapti. Endi oldingi masalaga tegishlik bir masala, bir gap bor. Ba'zilar aytadiki, Imom Muslim o'zini muqaddimasida raddiya bildirganda Buxoriyni rad qilmagan, boshqasini rad qilgan deydi. Lekin u yerda salohatan aytmagan. Shu shart qo'ygan degan, shart qo'ygan degandan keyin unga Buxoriy ham kiradi, Buxoridan boshqasi ham kiradi. Bu masalaga kelsak, endi adolat zabit e'tiboridan Buxoriyni Muslimdan tarjih topishligi masalasi, falyanar rijal allazina tukullima fihim min rijali Muslim aksaru adada min ar-rijal allazina tukullima fihim min rijal al-Buxoriy. Muslimning rijollarini ichidan ularni to'g'risida e'tiroz bildirilgan kishilar Buxoriyni rijollarini ichida ular to'g'risida e'tiroz berilgan kishilardan ko'ra adatda ko'proqdir. Ya'ni Buxoriy masalan o'zini kitobida aytaylikki, misol qilamiz, 1000 ta shayxdan hadis rivoyat qilgan. O'sha 1000 ta shayx ismlarini yozib chiqamiz. Keyin Muslim tekshiramiz. Qarasak, Muslim 1200 ta shayxdan hadis rivoyat qildi. Ularni ham yozib chiqamiz ismlarini. Keyin ko'ramiz, ba'zi shayxlar bor, shuni ichida, o'sha 1000 ta ichida butun ulamolar ittifoq qilgan. Hech qanday e'tiroz yo'q. U shayx hadisini hamma qabul qiladi. Ular chiqaveraveramiz. Chiqarib, qarasak, oxirida bir nechta shayxlar qoladi. Boshqa ulamolar e'tiroz qilgan. Ya'ni bu shayxning hadisi sahih emas. Yoki bu shayxning falon kamchiligi bor degan e'tirozlar bor. O'sha e'tiroz bo'lib, sahihligiga, zabitiga, adolatiga tanqid qilingan, ta'na qilingan shayxlar Buxoriyda ozroq, Muslimda ko'proq. O'rtalardagi nisbati bu. Boshqa kitoblarga nisbatan emas. Buxoriyni Muslimga solishtirsangiz, Buxoriyda bunday e'tiroz qilingan, tanqid qilingan shayxlar Muslimga nisbatan oz. Muslimda esa Buxoriyga nisbatan ko'p. Bu e'tibordan ham qarasangiz, mana Buxoriy Muslimdan afzal bo'ldi. Chunki Buxoriyni tanlagan shayxlari adolati va zabiti to'g'risida Muslimga nisbatan kamroq e'tiroz qilingani.
tanqidining yana kamroq. Ma'annal Buxoriy lam yuksir min ixroji hadisihim. Va shu bilan birgalikda o'sha Buxoriyda kelgan shu rijollar bor, e'tiqod qilingan rijollarda, lekin o'shalardan hadis keltirishlikni Buxoriy ko'p qilmagan. Kam keltirgan. Bal g'olibuhum min shuyukhihi allazina akhaza anhum va marasa hadisahum. Balki Buxoriy bunday e'tiqod qilgan, e'tiroz qilingan va tanqid qilingan shayxlardan keltirgan o'sha shayxlarning ko'pchiligi ulardan hadis olganda hadislarni tekshirib ko'rgan hadislardir ko'pchiligi. O'sha shayxlardan bu hadisni olgan Buxoriy, olib turib bu hadisni tekshirib ko'rgan, mumorasa qilgan. Shuning uchun Buxoriy faqatgina o'sha shayxga ishonib emas, tekshirib ko'rganligi uchun boshqa e'tiborlardan u hadisga ishonib turib olyaptilar. Bi xilofi muslimin fi amrayni. Ikkala ishda ham muslimning xilofida. Ya'ni Imom Muslim birinchidan o'sha e'tiroz qilingan shayxlardan ko'p hadis rivoyat qilgan. Ikkinchidan o'sha hadisni rivoyat qilgandan keyin hammasini ham tekshirib ko'rmagan. Tushundingizmi? Yoki g'olibini ham tekshirib ko'rmagan. Qattiq tahqiqdan o'tkazmagan. Ba'zilarini o'tkazgan, ammo ko'pchiligini o'tkazmagan. Shu ikkala masalada ham Buxoriy Muslimdan afzal bo'lyapti. Endi bu yerda yana bir nuqtaga diqqat qilinglarki, Buxoriyda aytaylikki 10 ta shayx bor. Buxoriyda 10 ta raviy bor, e'tiroz qilingan. Muslimda 15 ta raviy bor, e'tiroz qilingan. Bu e'tibordan Buxoriy Muslimdan afzal bo'ldi. Endi shuni aytdiki, yana bitta tarafi bor dedi. Buxoriyda 10 ta shayx bor-u, lekin shu 10 ta shayxdan aytaylikki 10 ta hadis rivoyat qilgan xolos. Har bittasidan bittadan hadis rivoyat qilgan xolos Buxoriy. Ko'p keltirmagan. Muslim esa 15 ta shayx bor unda e'tiroz qilingan, lekin ulardan 30 ta hadis rivoyat qilgan. Tushundingizmi? Demak, shayx e'tibor shayxini raviylarning adadiga qarasadan Buxoriy oz va u raviylardan rivoyat qilingan hadislarning adadiga qarasadan Buxoriyniki oz.